Bu konu İsveç siyasetinde de kavgalara neden olmaya başladı. Terör örgütü PKK-YPG yönelik desteğiyle bilinen bağımsız bir milletvekili Amine Kakaba ve artık iktidar partisine destek vermeyeceğini söyledi. Bakın neden? Bu isim Anderson'un İsveç Başbakanı seçilmesine vereceği destek karşılığında terör örgütü YPG ile ilişkilerin geliştirilmesi ve YPG'lilerin terörist olarak görülmemesi şartını koşmuştu vaktiyle. Şimdi kendisine verilen sözlerin tutulmadığını savunuyor. Önemli oylamalarda desteğini çekeceğini söyledi. İktidardaki Sosyal Demokrat Parti'den gelen yanıtsa adeta bir itiraf niteliğinde. Anlaşmanın gereğinin yapıldığı belirtiliyor çünkü açıklamada. Hatta PKK YPG'li teröristlerin ülkede konferans ve toplantılar düzenlemesine izin verildiği açıkça dile getiriliyor.